Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sosyal etkinlikler kapsamında tarih buluşmaları etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'ndeki salonlarda her ayın son perşembe gününde düzenlenen tarih buluşmalarının bu haftaki konuşmacıları, Doçent Doktor Azer Banu Kemaloğlu, Doktor Öğretim Üyesi Barış Borlat, Ahmet Yurttakal ve Sıdıka Yamaç oldu. Konuşmacılar tahliye kullanılan dil ve yansımaları konulu söyleşide izleyicilere Sinevizyon eşliğinde sunum yaptı. Doçent Doktor Azer Banu Kemaloğlu söyleşide rütbesiz yabancı askerlerin günlüklerini incelerken Alexander Tumbul Kütüphane Arşivinde Yeni Zelandalı bir askerin günlüğünde Atatürk'ün fotoğrafının yapıştırıldığını görünce çok etkilendiğini ve duygulandığını söyledi. Claude Lennon-Comins adında bir Yeni Zelandalı askerin günlüğünde karşıma çıkan bir Atatürk fotoğrafı. Bir gazete küpüründen kesilmiş, 1932 yılına ait bir gazeteden kesilmiş bir günlük. Şimdi bu asker yaralanıyor. 15 gün sonra şeye gönderiyorlar, Eylül'de ülkesine gönderiyorlar. Döndükten 15 gün sonra bir tren istasyonunda kaza geçiriyor. Daha sonra ailesi onun günlüklerini toplayıp hatıra defteri yapıyorlar. Ve sayfasında Atatürk'ün fotoğrafı. O fotoğrafı birisi koymuş. Neden koyduğu da çok önemli değil. Ama kesin düşmanının fotoğrafını, büyük bir düşman, bir sevmediği bir komutanın fotoğrafını kesip de fotoğrafını bir günlüğüne koymaz diye düşünüyorum. Herkesin saygı duyduğu bir komutan. Şimdi savaş bitti, bütün saha terk edildi ama orası bir kültürel sit alanı oldu. Biz de o kültürel sit alanında yaşanan, hissedilen, duyulan hisleri anlatan, materyallerinde yansıtan, belki günlüklerinde, belki defterlerinde yansıtan kişilerin bu hikayelerinden bir seçki hazırladık. Ne yapabilir bu seçki? 1915 yılında kendi birbirlerini düşman olarak gören, torunlarının da birbirlerini düşman olarak gördüğü nesiller 100 yıl sonra bu materyalleri karşılaştırmalı bu çalışmayı gördüğünde karşı tarafın da kendisi gibi olduğunu görecek.